Hem bu arada dün gece için teşekkür ederim. Neden? Dün gece ne oldu ki? Siz gelmeseydiniz ben o züppeyle kavga edecektim. Yani iyi ki gelip müdahale ettiniz. Haddini bildirdiniz. Yiğit, kaba kuvvet asla bir intikam alma aracı değildir. Bunu unutma. Her zaman sakinliğini korumalısın. Ayrıca madem benim için çalışıyorsun, sana göz kulak olmam lazım, öyle değil mi? Sağ olun. Ayrıca birisi bir kötülük yapacaksa, o kesinlikle ben olmalıyım. Ben varken başkasının haddine değil. Anlat bakalım, neler duydun? Yani bir kere o evde kimse kimseyi sevmiyor, herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Normal. Yıldız peki? Onu zaten kimse sevmiyor. Herkes ona karşı. Perim bile sevmiyor. Üvey anneler sevilmez zaten. Benim de başıma geldi, biliyorum. Peki Halit'in Yıldız'la ilişkisi nasıl? Vallahi yanlarından birkaç kere geçtim, dinledim. Halit Bey sürekli azarlıyor, fırça atıyor. Kendisinden aşağı gördüğü içindir. İyi de o zaman nasıl bir evlilik, ben anlamadım. Yani kadına da yazık. İyi birine benziyor, üzüldüm. Biz kimseye üzülemeyiz Yiğit. Sen sadece işine odaklan ve kimseye üzülme, tamam mı? Peki o kız? Hangi kız? Züppe Ergen'in sevgilisi. Ha. Aynı okulda okuyoruz. O kadar mı? Bu kadar. Peki. Şimdilik öyle olsun bakalım. Sakın başımıza aşk çıkarma. Aşk hata yaptırır, unutma. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Sevindim. O zaman sıra iyi haberlerdi. Al bakalım. Ne bu? Annenin sana yazdığı mektubun doğruluğunu kanıtlayan bir belge. Tebrikler. Ender'in öz be öz oğlusun. Gerçi bu iyi bir haber mi, kötü bir haber mi bilemedim ama doğru yoldayız. Şimdi ne yapacağız? Dava mı açacağız? Ne davası? İntikam böyle alınmaz. Biz uzun yoldan gideceğiz. Ve önce babanın kim olduğunu bulacağız. Halit Argun. Ya bence babam o. Adam zaten Ender'le birlikteyken evli. Hamile kalınca da benden kurtulmak istemişlerdir. Hepsi bu. Haklı olabilirsin. Ama merak etme, ben araştıracağım. Tekrar teşekkür ederim. İyi ki yollarımız kesişti sizinle. Bence de. Sen şimdi git ve benden haber bekle. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çocuk şimdi yanımdan gitti. Halit'in babası olduğunu sanıyor. Ben de bozmadım. Öyle sanması işimize gelir. Fakat Halit'in onun babası olma ihtimali sıfır. Peki ama nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Eğer çocuk Halit'in oğlu olsaydı, Ender değil onu vermek... Hamileliğini cümle aleme duyurmak için kendini parçalardı. Ki Erim de öyle yaptı zaten. Halit kesinlikle babası değil. Bilmiyorum. Eski bir sevgilisi olabilir. Ben seni daha sonra arayacağım. Olabilir mi? Bu çocuk benim yeğenim olabilir mi? Ben bunu bir araştırayım bakayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.